Oyun fiyatları ülkemizde malum 1000 TL'yi geçmiş durumda. Bu yüzden en ufak indirimler bile bizim için önemli bir konuma geldiler. Epic Games'in 17 Ekim'e kadar süren indirimini biraz olsun değerlendirmeniz için size birkaç Ubisoft oyunu tavsiyesi vereceğim. Assassin's Creed'deki Ubisoft tarafından geliştirilen açık dünya gizli aksiyon oyunlarından bir tanesi. 2010'da yayınlanan Assassin's Creed 2, parkuru insanları öldürmekle birleştirmenin gerçekten çok havalı olması nedeniyle muhtemelen en çok beklenen demo oyunlarından biriydi çıktığı yıllarda. Ana karakterimizin adı Desmond, sıradan bir adam. Ancak bu adam parkur yapan ve adamları öldüren çok havalı insanlardan oluşan eski bir soydan geliyor. Abstergo adında bir şirketin ürettiği Animus adındaki makinenin sayesinde küresel bir komplonun gerçeğini ortaya çıkarmak için İtalyan atası Ezio'nun anılarını tekrardan yaşıyoruz. Hikaye açısından da oldukça iyi bir oyun. Neredeyse aynı anda iki hikayeyi aynı anda anlatıyor ve bunu oldukça iyi yapıyor. Birincisi modern gerçeklikte karşı karşıya olduğumuz komplonun ardındaki gizemi çözmeye çalışırken, bir yandan da geçmişte Ezio'nun başına gelen trajediyi çözmeye çalışıyoruz. Far Ubisoft tarafından geliştirilen açık dünya first person shooter oyunlarından bir tanesi. 2012'de yayınlanan Far Cry 3, eğlenmek için geldikleri bir adada bir psikopatın eline düşen gençlerden biri olan Jason Brady'yi konu alıyor. Oyunun aslında en iyi yaptığı şey de tam olarak bu. Psikopat kötü karakterimiz Vaas'ın hareketleri her geldiğinde birilerine bir şey olacağını bilmek gerçekten oyunu sizi içine almasını sağlıyor. Far Cry 4, aynı 3 gibi Ubisoft tarafından geliştirilmiş açık dünya first person shooter oyunlarından bir tanesi. Önceki oyunda tutan formülün aslında tekrardan bir denemesi, fakat o kadar başarılı olmayan bir versiyonu. En azından çoğunluk için. Bu sefer ana karakterimiz annesinin isteği üzerine Nepal'de bulunan bir adaya gidiyor ve tabii ki Paganmin adındaki ana kötü karakterimiz de tüm oyun boyunca onu rahatsız ediyor. Persia, Ubisoft tarafından 2003 yılında satın alınmış, aslında geçmişi çok daha önceye giden bir oyun. Fakat ben şu an size Ubisoft sonrası çıkan oyunları öneriyorum. Öncesi biraz ağır gelebilir çünkü çok eskiler. Oyunların hepsinde ana karakterimiz aynı olduğu için hikayeden çok bahsetmeye gerek yok. Atletik ve akrobatik becerilere sahip genç bir prens oynuyorsunuz. Prens, kral olan babasına bir simge olarak rakip bir ulustan hazine olan zamanın hançerini çalıyor. Ulusunun hain veziri, prensi başka bir hazinenin büyük bir kum saatinin kilidini açmak için hançeri kullanmaya zorladığında her şey ters gidiyor. Ve bu şekilde de hikayemiz başlıyor.